Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Dizge Dikkat ve İçsel Zeka Geliştirme Eğitim Seti 3-4 yaşın 10. kitapçığından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 10. kitapçığımız İçsel Organizasyon 2 kitapçığı. Bu tarz eğitim setlerinin içerisinde toplamda 10 tane kitapçık çıkmakta, 1 adet uygulayıcı el kitapçığı ve 1 adet kontrol kutusu çıkmaktadır. Biz bugün sizlerle sonuncu kitabımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonuncu kitabımız bakalım kaçıncı sayfadaymış. Hemen ben size içerisinde neler var bunlardan bahsedeyim. 66. sayfadan başlıyormuş. Yani şuradan. Yönergelerimiz var arkadaşlar. İçerisinde toplamda 10 tane egzersizimiz bulunmakta. 10 tane egzersizi yönergeleri uyarak yapacağız. Şimdi şunu da şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Kontrol kutumu şu şekilde açıyorum. Taşlarımı yerlerine yerleştiriyorum. Taşların yani aşağıdaki resimlerde nere görüyorsanız o taşı alıyorsunuz. Başlangıçta üst tarafa yerleştiriyorsunuz. Ev taşı, çiçek taşı, araba taşı, ördek, kalp ve elma olmak üzere 6 tane taştan oluşmakta. Şimdi söylenenleri dikkatle dinle ve soruların cevaplarını resimlerden bul diyor. Annesi kağıtları yırtıp yere attığı için Ahmet'i uyardı. Annesi Ahmet'i neden uyardı? Ahmet'i annesi niçin uyarıyordu? Kağıtları yere attığı için. Ev taşını alıyoruz arkadaşlar. Şuraya yerleştiriyoruz. Şimdi kalp taşını yapacağız. Kalp taşını önce elime alıyorum. Annesi dolan çöp poşetini dışarıya bırakması için Ahmet'e verdi diyor. Dolan poşeti nerede veriyor? Şurada veriyor arkadaşlar. Yerleştirdik. Ördek taşını alıyoruz. Ahmet yerdeki kağıt parçalarını toplayarak çöp kovasına attı. Şurada atıyor. 6 numarada. Araba taşını aldık. Annesi resim yapması için Ahmet'e kağıt verdi. 3 numarada veriyor arkadaşlar. En sonda ise Ahmet elindeki çöp poşetini kapının önüne koydu. Şurada kapının önüne koyuyor. Ahmet yaptığı resmi annesine gösterdi. Şurada da annesine gösteriyor. Kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şurada bizim kontrol anahtarımız var. Eğer ki kontrol kutumuzda kontrol anahtarımız uyum sağlıyorsa arkadaşlar doğru yaptık demektir. Bakıyoruz hemen. Evet doğru yapmışız. Şimdi içerisinde neler var bunlardan bahsedeyim. Burada arkadaşlar yine bir şey var. Söylenenleri bulma yani sırasına göre bulma bir oyunumuz var. Burada tavşanımız ve camdan bakan bir kızımız bulunmakta. Sonrasında ise diğer sayfaya geçiyorum. Burada ise okunan hikayeyi dikkatle dinle ve soruların cevaplarını resimlerden bul diyor. Burada bir hikaye verilmiş arkadaşlar. Hikayeye göre yine sorularımız var. Sorulara göre bulmanız istenmekte. Bir sonrakinde ise yine hikaye verilmiş yavru ayıcık hikayesi. Sonrasında Mert ailesiyle birlikte tatile gitmek istiyormuş. Tatile giderken yaptıkları bir aktiviteden bahsediliyor. Nelerden geçtiler, nereye gittiler, nasıl oldu falan gibi. Bir sonrakinde ise yine bir hikayemiz var. Ali anaokuluna gitmek için erkenden uyandı diye başlayan bir hikayemiz arkadaşlar. Ali'nin hikayesi bu da. Diğerinde ise şöyle hemen bakıyoruz. Burada ise arkadaşlar anne ördek yumurtadan çıkan yavrularıyla beraber bir hikayemiz var. O da bu şekilde. 8. egzersizimiz ise ormanda geçen Nuni diye bir kızımız var. Onunla alakalı bir hikaye arkadaşlar. Burada ise zürafalı bir hikayemiz var arkadaşlar. Sürekli hikayelerle alakalı sorularımız verilmekte ve sorulara göre de sizlerden cevap istenmekte arkadaşlar. Burada yine küçük bir balina hikayesi bulunmakta arkadaşlar. Balina hikayesinde yine yönergelere göre bulmanız istenmekte, cevaplamanız istenmekte. Bu egzersizlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.